Şimdi dil modellemeyi de hallettik arkadaşlar. Burada önemli not olarak şeyi düşebilirim. Mesela dil modeli, ünlü dil modeli olarak BERT var diyelim. BERT de size karışık gelmesin. Task'ine hani benzer bir şekilde construct ediyoruz. Yine belli kelimeler veriliyor. Yakınındaki bir kelime tahmin edilmek isteniyor. Farkı da şey, yani içinde çalışma mantığı olarak farkı, içinde Transformer diye bir yapı kullanıyor. Biz sadece bir tane weight matrisi kullandık. Yazdığı model kısmı asıl farklı oluyor yani. Task'i arasında farklar var ama çok büyük bir fark yok. O yüzden büyük dil modelleri de görünce artık kafanız karışmasın ve aklınıza Word2Vec gelsin. Her şeyi ona benzeterek basit bir şekilde anlamlandırabilirsiniz her dil modelini. Tabii ki yani çok daha karışık mekanizmalar barındırıyor içinde asıl kullanılan dil modelleri ama en nihayetinde mantık bu şekilde. Metin sınıflandırma ile devam edelim. Aralarımız yakın olmuş olacak ama bir öğle arası verelim çünkü öğleden sonraki şeyler, notebooklar biraz ağır. İyi bir dinlenmiş olun. Ahmet, yine bir araya gireceğim. Ufak bir şey soracağım. Burada Hı-hı. PDB diye bir yer Ha var. ha Orada ha ha. benden bir şey istiyor, kod istiyor herhalde. Tamam. Onu şey yap. Sana Q yap şeyi. Sana sorduğu şey Q de. Python debugger o. Kodu durduruyor. Breakpoint koyuyor. Ve sana ne yapmak Evet. istiyorsun diye soruyor. Ona quit diyeceksin. Q yazacaksın. Ha, Q yazacağım. Aynen. Ve o Tamam, satırları ha. yoruma al. Ondan sonra tekrar çalıştır. O fonksiyonu tekrar tanımla. Tamam, okey. O benim aklıma gelmedi. Pardon. İşte beraber Olsun. yazarken onu yazmıştım. Ben Sonra de ekleyeyim dedim de. Nereye tamam. yazmıştık şeyi ya? Q'yu, şeyi, Sana soruyor debugger'ı. ya input gir diye. Evet, orası mıydı? Oraya. Aynen oraya Q yazıyorsun. Yo, yazdım oraya Q'yu da. Şey de yapabilirsin. Notebook restart et. Python debugger iki satır orada. Onları yorum al. Çalışacaktır. Tamam, öyle yapayım. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi text classification yapacağız. Niye önemli? İşte chatbotlarda da kullanılıyor. Endüstride sentiment classification olarak da kullanılıyor. Bu şekilde spam detection olarak da kullanılıyor. Kullanacağımız şeyler bunlar. Modeller şunlar. Embedding de kullanacağız içinde. Şöyle üstünden geçerek hızlı hızlı göstereceğim. Ne yapıyoruz yine? Kullanacağımız layer'ları aldık. Ondan sonra sequential API'yi bu sefer çağırdık. Az önce functional API kullandık. Farkını göstereceğim. Pandas, Matplotlib bunları da indirdik. GitHub'tan veri setimizi indiriyoruz. Veri setini GitHub'a yüklemişiz. Sonra Pandas'la veri setini okuyoruz. Bunun yerine head yapsak daha iyi olabilir. Nasıl bir veri seti bu? İndeksi var. Ondan sonra spam mı yoksa değil mi? Spam mi, ham mı? Bunu içeriyor. Ve metnin kendisini içeriyor. Bu kadar basit. Sonra şeyleri bir sayıyoruz. Data inspection olarak yani veriyi bir incelemek için spam olan mesajları ve spam olmayan mesajları bir sayalım demişiz. Kategori şeyinde guess sütununda gezeceğiz satırları. Daha sonra tekstleri message key'inden alıp text listesine atacağız. Label'ları da nereden alıp atacağız? Ha, label'ları bir yerden almıyoruz. Şeye bakarak, label sütununa bakarak
Hemse 0 atıyoruz yoksa 1 atıyoruz. Yani spanları burada 1 işaretliyoruz. Bu kadar satır varmış. Şeyler bunlar, label'lar bunlar. Mesela 3. satırda spam olan bir text varmış. Kaç tane spam olan ve olmayan var? Spam olmayan bu kadar, spam olan bu kadar. Şimdi bu veri setinde nasıl bir sorun görmüş oluyoruz? Spam olan sınıfın sayısı az olmuş oluyor. Yani veri dengesizliği var. Veri dengesizliğinde diyelim şurada accuracy'niz yüzde kaç olsun? Şeyi bir yazalım. Hem count yani spam olmayan şeyin count'u. Bir de spam count yazalım. Hem spam bölü hem artı spam. Bakalım kaçmış. Verinin sadece %13'ü spam. Böyle olunca mesela modelin bana şeyi görebilirsiniz. 87 accuracy verebilir. 87 accuracy görünce aklınıza ilk gelmesi gereken şey acaba hepsine şey mi diyor, spam değil mi diyor. Eğer böyle yapmışsa overfitting olmuştur sınıf dengesizliğinden dolayı. O yüzden bu tarz problemleri incelerken evaluation metric olarak accuracy değil de recall, precision gibi metrikleri kullanmanız, confusion matrix'e bakmanız iyi olacaktır. Bu notebook'ta yaptığımız şey ise buradaki dengesizliği daha da arttırarak onun üstüne çalışmak. Önemli bir pre-processing adımı olarak padding var. Eğer bir text input'u sekans olarak atmak istiyorsak modelin içine, yani bir cümleyi, kelimelerini bir sekans modeline beslemek istiyorsak ne yapmamız lazım? Diyorum ki cümlenin içinde işte 5. kelime, 10. kelime, 26. kelime var. Şunun üstünden göstereyim. 7, 74 ve 107. kelimeler olan bir cümlem var. Modelin girdi layer'ı sabit ya boyut olarak. O yüzden girdilerimin de boyutu sabit olması lazım. Yani girdimde kaç tane şey varsa tüm girdilerimin sekans uzunluğunun aynı olması lazım ki RNN veya LSTM sekans modeli o kadar dönsün. Bunları eşitlemek için işte ya sonuna sıfır koyuyorum. Şurada ama ne olacak? End of sentence token'ı olacak mesela. End of sentence token'ından sonra head token'ları olacak. Ya da başına koyuyorum. Şey, sıfır dışında padleme türleri var mı? Burada padlerken koyduğunuz integer sayısının değeri önemli değil. Sadece onun özel bir değer olması önemli. Yani diğer kelimelerle çakışmayan bir değer olması önemli. İstediğin değer yapabilirsin. Teşekkürler. Mesela I am Ahmet. The my name is Ahmet. Böyle iki tane örneğimiz olan bir korpusumuz olduğu zaman bunların temsillerinin nasıl olması lazım? Bir sekans modeline bunları cümle cümle atabilmem için. Bir kere her birinin başına beginning of sentence ve end of sentence sonuna gelmesi lazım. Bunlar geldikten sonra bunların boyutlarının eşit olması lazım. Tokenizer bakıyor diyor ki burada 1, 2, 3, 4, 5 token var. Altta diyor 1, 2, 3, 4, 5, 6 token var. Ben diyor bunları eşit uzunlukta yapmam lazım. Post tagging yapıyorsak mesela şuraya post padding yapıyorsak buraya pad koyuyor. Bu
bir pre-processing adamı olarak önemli. O yüzden bahsetmek istedim. Bir de bucketing diye bir şey var. Bu padding'in üstüne hızı arttırmak için yapılan bir şey. Ona da göz atarsınız. Onu da şöyle yazayım. Bucketing in NLP diye aratırsanız bulabilirsiniz. Tamam, maillerimizi çağırdık. Vocab sayımızı, maksimumunu söyledik. En fazla kaç kelime olabilir bir cümlede? Onu söylüyoruz. 500. Bu sefer hepsini 500'e kadar padleyecek. Bu biraz abartı değil mi? Yani bir sürü burada sıfır olacak. İşte bucketing onun için kullanılıyor. Araştırırsanız. Train test split yapıyoruz. Train validation, pardon. Bir tane tokenizer açıyorum. Hangi framework'ten almış? TensorFlow'dan aldı muhtemelen. Keras'tan almış. Tokenizer diyorum. Benim text objem'deki kelimeleri tokenize etmek üstüne kendini bir eğitsin. Burada aslında bir gradient falan işlemi yok. Sadece sayma işlemi var. Biz az önce tokenizer yazdık. Oradan aklınıza gelebilir. Ondan sonra text to sequences şeyiyle integer olarak temsilleri aldık. Word index burada bizim dictionary'miz gibi oluyor. Bu dictionary'de kaç tane item olduğunu yazdırınca vocab'imin uzunluğu çıkmış oluyor. Sonra pad fonksiyonuyla veriyi padledim. Hepsini 500'e kadar padledim. Belki bu kendi içinde bucketing yapıyordur. Emin değilim. Ama sanmıyorum. Bakın yapmamış. Prepadding yapmış. Yani kısa olanların başına pad koymuş. Şimdi label'ları ve input'ları atamalarını yapıyoruz. Kaç tane örnek varsa o kadar uzunlukta bir indices şeyi açtım. Daha sonra veri setini karıyorum. Yani örneklerimi shuffle etmek için. Çünkü örnekler belli bir sırayla toplandıysa modelin o sıraya bakarak bir şey öğrenmesini istemiyorum. Rastgele olsun. Bu sayede sıralamada bir bias varsa ondan etkilenmesin. Tüm indisleri shuffle ediyorum. Dataya o shuffle edilmiş indisleri koyunca yeni data shuffle edilmiş data oluyor. Training example'lara kadar seçiyorum. Label'ları da aynı şekilde. Ve sonrasını seçiyorum. Onlar da validation olmuş oluyor. Train, validation ve test set farklı setler. Burada birleşik olarak göstermişiz. Ama yanlış bir teknik. Yapmayın. Çünkü validation set de hiperparametre optimizasyonu yapıyorsunuz ve hiperparametreleri fit ettirmiş oluyorsunuz. Daha sonra uygulamanızı yazınca alanda farklı bir başarı gelmesini istemiyorsanız, bir sürprizle karşılaşmak istemiyorsanız test seti baştan ayrı yapın. Ve test sette sonuca baktıktan sonra o sonuca göre hiçbir şeyi iyileştirmeyin. Bir tane sequential obje açtım. Farkı neymiş Sequential API ile Functional API'nin? Sequential API'da başlattığım model objesine add metoduyla layer'ı ekliyorum. Diğerinde nasıldı? Bir tane input layer açıyordum. Çıktısını ikinci layer'a, üçüncü layer'a koyuyordum. Ve ondan sonra model objesini en son açıp input layer'ı budur, output layer'ı budur diyordum. Bir tane böyle RNN modeli açtım. Başında embedding layer kullanıyor. Bu eğitilmiş bir layer değil. Task'i yaparken aynı word to vec'te yaptığımız gibi vec'leri kendi buluyor. Ama burada transfer learning yapsak modelimiz çok daha iyi çalışır. Muhtemelen.
Ondan sonra accuracy'leri plot ettiriyoruz. Epoch'tan epoch'a. Yani epoch'lar geçtikçe şey nasıl değişmiş? Başarım nasıl değişmiş? Nasıl yapıyorum bunu? Model fit bana bir obje dönüyor. Bu obje içinde history diye bir özellik barındırıyor. Tüm şurada yazan accuracy'ler onun içinde liste olarak var. O history'den key ile accuracy'leri çekiyorum. Validation'ları da çekiyorum. Python, matplotlib, plt ile onları çizdiriyorum. Ben burada sadece RNN olanı yapacağım. GRU'da LSTM'de bir fark var mı? Yok. RNN layer yerine GRU layer ekliyoruz. Kendi içlerinde çalışma prensipleri daha karmaşık olan modeller bunlar. Daha iyi çalışabilirler. Bundan dolayı. Mesela cümleler uzunsa LSTM kullanmanız daha mantıklı. Uzun cümleleri daha rahat işliyor. En son bir de ensemble model yapmışız. Farklı farklı modellerin çıkarttığı olasılıkları ağırlıklandırarak toplayalım. Ona göre bir karar verelim demişiz. Onu da deneyebilirsiniz. İyileştirebilir sonucu. Bunu plot edeceğim. Eğitilmeye devam ederken programa bakalım. Burayı tamamlamış olduk. Az sonra ara vereceğiz. Aradan sonra çeviri yapacağız. Badanov Attention diye bir attention kullanan encoder-decoder yapısında bir model yazacağız. Ondan sonra Hugging Face Framework'ünün paylaştığı bir tane Name Identity Recognition Notebook'u var. Hugging Face ile bir model alıp bunu bu modeli Name Identity Recognition yapmak üstüne nasıl fine-tune ederiz? Onu gösteriyor. O notebook üstünden model fine-tune edeceğiz. En son zamanımız kalırsa yine Hugging Face'ten bir tane question answering modeli çağırıp, eğitilmiş bir model çağırıp onu web arayüzünde soru cevap yapmak üstüne kullanacağız. Bu aslında hani tam bir deployment olmuş olmuyor. Deployment'ın içinde işte gerçekten server'a atmaktır, dockerize ederek atmaktır. O tarz şeyler de var. Süreçler veya pipeline oluşturmaktır. O tarz süreçler de var. Onları atlamış olacağız ama en basit bir şekilde question herhangi bir modeli nasıl bir uygulamada kullanabiliriz görmüş olacağız. Burada gözükmüyor. Üzücü bir şekilde. Şöyle yakınlaştırmayı deneyim. Training accuracy'miz devamlı artıyor ama validation accuracy'miz arada düşmüş. Böyle düşmesi overfitting'e işaret olabilir. Düşüşleri gördüğünüz zaman dikkat edersiniz. Eğer overfitting varsa overfitting etmeden önceki epoch'ta olan halini kullanmak daha iyi olabilir model için. Bunu yapmak için de pardon. Evet. Mesela arada bir düşüş olmuş ya, sonra tekrar yükselmiş. Hı-hı. Yani orada düşmeden önceki kısımda mı durdurmak mantıklı yoksa sonrasında devam ettirmek ve sonrasında durdurmak? Evet, o bölge. Yani tam kesin bir şey diyemiyorum. Hı-hı. Çünkü çok şey bir trend yok. Direkt Hı-hı. devamlı düşüyor gibi bir trend yok. Burada da durdurulabilir, burada da durdurulabilir. Evet. Önemli olan şöyle bir şey var. Nasıl durduracağız? Durdurma işlemini sizin için otomatik yapan checkpointing diye bir mekanizma var. Onu da buraya yazayım. Bu early stopping kavramı mıydı? Early stopping ayrı bir şey. Onu da yazalım. Early stop. Şimdi early stopping öyle bir algoritma ki şeye bakıyor. Validation accuracy mesela düşmüş.
Eğer böyle peş peşe birkaç kere düşerse diyor ki tamam ben burada durduruyorum ve diyelim 5 adım önceki modeli doğru olarak sayıyorum. 5 adım önceki modeli koyacağım. Bu early stopping algoritması. Checkpointing algoritması ise burada her bir adımda modelin kopyasını yazıyor. Sen ondan sonra istediğin adımını kullanıyorsun. Diyelim epoch 1'dekini mi istiyorsun, epoch 2'dekini mi istiyorsun? Checkpoint etmiş oluyor. Aynı oyunlardaki gibi. Anladım, tamam. Anladım. Loss'lar da bu şekilde. Accuracy ile oldukça koreli. Şeyler bu algoritmalar early stopping algoritması metrik üstüne değil loss üstüne çalışır diye hatırlıyorum. Tamam. Şimdi bir ara verelim. Key 10 geçe gelelim. Ondan sonra diğer notebooklarla devam edelim. Şey soracağım. Burada ilk başta data dengesizliğini konuşmuştuk ya. Dolayısıyla sonra biz accuracy'sine baktık ama atıyorum mesela F-score'una falan bak olduk Bakmak mu herhangi lazım. bir yere? Ha, Evet, tamam. burada bakmamışız. Tamam. Mutlaka dengesiz verilerde confusion matrix yazdırmak, precision ve recall'a bakmak lazım. Diğeri Tamamdır. yanıltıcı olur. Çok kısa bir şey sorabilir miyim? Tabii. Demin embedding ile alakalı. Biz mesela kendi modelimizi kendimiz yazdık. Normalde işte Gensim'in de kendi Word2Wake'i var. Yani kullanmamak, kendimiz yazmak daha mı şey olur, bize katkısı olur? Onu sor. Hayır. Varsa kullanın. Yani her zaman özellikle dil modeli kısmını, yani embedding kısmını bulun ve kullanın. Mutlaka vardır. Çünkü dil modelleri, yani başkalarının eğittiği dil modelleri milyonlarca, bazen milyarlarca token uzunluğunda tekstlerde eğitiliyor. Ve çok iyi öğrenmiş oluyorlar gerçekten. Eğer hızlı yapmak istiyorsanız, algoritmanızın hızlı çalışmasını istiyorsanız Word2Vec import edersiniz. Yoksa Word import edersiniz. Hani daha fazla performans. Aslında transfer learning gibi bir şey değildi de hani Ha. Word2Vec'in Gensim var mesela, Glow da var galiba, Facebook'un da kendi Word2Vec şeyi var. Evet, Bu tarz bir evet. şey. Yani yoksa model almaktan bahsetmiyorum da model algoritmasını kastediyorum. Yani layer'ları kastediyorum aslında. Evet, yanlış anladım, pardon. Word2Vec mesela modelini eğitmek istiyorsanız orada implement edilmiş şekilde alıp o objeyi eğitebilirsiniz. O daha garanti olur. Yani bir iş yapmak istiyorsanız kendi yazdığınız kod hata verebilir. Bazı şeylerden geçmeyebilir. Test durumlarından geçmeyebilir. Diğer bir kütüphaneden implementasyonu almak daha garanti. Ama öğrenmek istiyorsanız kendiniz implement edin. Veya source kodunu inceleyin. Aldığınız kütüphane. Teşekkür. O zaman tamamdır. Şimdi ara verebiliriz.